İyi akşamlar sevgili seyirciler, Balıkesir'in Meydanı programına hoş geldiniz. Bu akşam belediye başkanımız İsmail Okla ok birlikte olacağız ve şu anda dışarıdayız sevgili seyirciler. Belediyeye ait eski belediye spor tesislerinin bulunduğu yerdeki spor kompleksindeyiz ve spor kompleksinin de bir bölümünün içindeyiz. Burası neresi nedir neler yapılıyor? Geniş şekilde bilgi alacağız. Evet tekrar programımıza hoş geldiniz diyorum. Yine bir programda birlikteyiz. Ee, öncelikle her zaman olduğu gibi e, gerçekten Balıkesir halkıyla Balıkesir Belediyesi'nin yapmış olduğu icraatlarının eee bu kısa zaman zarfı içerisinde paylaşılmasına eee verdiğiniz bu destek katkı için e, şahsınıza bütün kahrete çalışanlara teşekkür ediyorum. Evet. Yine ekranları başında bizleri izlemekte olan Balıkesir hemşerilerimize de gönülden saygı, sevgi, muhabbet dolu selamlarımı sunuyorum. Evet. Evet. evet bugün eee Balıkesir'de ilk Türkiye'ye örnek bir kompleksin içerisindeyiz. Bu kompleks Alpaslan Türkiye Spor Kompleksi. Bunun içerisinde şu anda bulunduğumuz yer yarı olimpik yüzme havuzu. Yarı olimpik yüzme havuzunun şu anda bittiğinde şurası kafe olacak. Gençlerimiz, evlatlarımız burada yüzerken, yüzmeyi öğrenirken, sağlıklı bir şekilde spor yaparken anne babalarının, yakınlarının ya da bütün Balıkesirli hemşerilerin hoşça bir vakit geçirmek amacıyla, gençlerimizi seyredip onlardan enerji almak amacıyla geldiklerinde hoşça vakit geçireceği bir bölümdeyiz şu anda. Evet. Bu aşağısı görülen yer yarı olimpik yüzme havuzunun olduğu kısım. Şurası evet. alıştırma havuzu bu küçük, küçük ön, ön taraf evet, evet burası daha küçük çocuklarımız için ilk aşamada yüzmeyi öğrenmeleri açısından yapılmış bir bölüm. Yarı olimpik yüzme havuzu olması dolayısıyla burada bir takım Türkiye çapında ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği bir havuzumuz oluyor. Yine bu havuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Her şey düşünülmüş. Sporcularımızın girişte hemen soyunup duşlarını alacağı, havuzlara girmeden tertemiz pırıl pırıl duşlarını alacakları bölümleri, yine yüzme sonrasında e, duşlarını alıp evlerine gidebileceği bu imkanlar var. Yan tarafımızda da yine hemen bir fitness salonumuz. Yani e, burada Balıkesir Belediyesi'nin Birçok dalda kulüpleri var, e, futbol başta olmak üzere voleybol. Yani birçok alanda artık Balıkesir Belediyesi gençlerimize bu imkanları sunuyor. Ama bir kondisyon aleti yok. E, yan tarafta da fitness salonu olacak. Yani e, her şey gerçekten dört, dörtlük düşünülmüş bir salon. İnşallah bu spor kompleksimizin içerisindeki özellikle bu yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu bu yaza bitirilecek. Müteahhit firma e, yoğun bir şekilde şu anda da gördüğümüz gibi çalışıyor. E, aslında teslim tarihi yaz sonuna doğru olmasına rağmen e, yazın sıcakta bunalan, başarılı öğrencilerimizin kışın 8 ay boyunca ders çalışmaktan yorulan ve kafalarını dinlendirme, sağlıklı bir spor yapmaya ihtiyacı olan gençlerimizin, evlatlarımızın yazın burada mahallelerinden otobüslerle alınarak e, bedavaya ikişer üçer haftalık kurslar şeklinde bütün gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza yüzmeyi burada öğreteceğiz. Evet. Bu Balıkesir Belediyesi'nin e, bu gençliğimize armağanı, sosyal belediyeciliğin Türkiye'de birçok örnek, e, gerçekten ilk uygulamalarını yapıyoruz. Bu yönüyle de Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama yapıyoruz. E, üzerinde güneş enerjisiyle ısınan su ve paneller olacak. Paneller dolayısıyla su ısınmış olacak haliyle dolayı yani öyle bir sistem kuruluyor ki burada en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Evet. Bu spor kompleksinin tamamı 34 bin metrekare. Bu yüzme havuzu onun içerisinde küçük bir bölüm. Dolayısıyla bu kompleksin tamamı göz önüne getirildiğinde Balıkesir'de ilk olduğu gibi Türkiye'de de örnek olacak bir yer. Ve yine en önemlisi Hiçbir kurumdan kuruluştan devletten bir kuruşlu katkı olmadığı gibi Balıkesir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla bunu gelecek nesillere sağlıklı bir nesil yetiştirmek yeni kuşaklar yetiştirmek amacıyla kendi kaynaklarıyla öz kaynaklarıyla yaptığı bir inşaat ve spor kompleksi. Bunun yanında biraz sonra görüntüler yine oralara da uğrayacağız. Bir spor salonu. Evet. Ee, Balıkesir Belediyesinin biraz önce de söylediğimiz gibi her alanda faaliyet gösteren kulüpleri var ama Balıkesir Belediyesinin bir tane spor salonu maalesef yok. Biz tabiri caizse başka yerlere dileniyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız oralarda hazırlanıyor. Bu spor salonu da hem belediyemizin e, bu kulüplerine yine hem de Balıkesir'de sağlıklı yaşamak isteyen, spor yapmak isteyen herkese açılacak. Tıpkı bu e, yarı olimpik yüzme havuzunun olduğu gibi. Evet. Yine hemen alt tarafımızda, burası 34 bin metrekarenin üzerinde bir kompleks. 4 tane tenis kortu olacak. 4 tane tenis kortu olması dolayısıyla da yine burada bu tenis müsabakaları hem ulusal hem de uluslararası tenis müsabakaları yapılabilecek durumda. Evet. Dolayısıyla gerçekten bu spor kompleksi, Balıkesir'imizdeki sporun, gençliğin, ayağa kalkışının inşallah bir başlangıcı olacak, dönümü olacak. Yine açık e, spor alanları futbol oynamak için, yine dışarıda iki tane kafesi, kafeteryası olan kapalı a, birimleri olan e, buraya ister spor yapmak için, ister gezmek, hoşça vakit geçirmek için, isterse çocuklarını getirdiklerinde kendilerinin, e, velilerin, ailelerin her türlü ihtiyacını karşılayacağı e, iki tane de kapalı e, kafemiz, kafeteryamız olacak. Dolayısıyla bu 34 bin metrekarelik alanda başta kapalı olmak üzere açık spor alanları ve her türlü sosyal ihtiyacı karşılayacak mekanlar bulunacak. E, Balıkesir'e tabii böyle bir kompleksi e, kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bu bizim başarımız değil, bu Balıkesir halkının başarısı. Balıkesir halkının bize hayır dualarıyla, destek destekleriyle e, gerçekten dördüncü yılını doldurmak üzere olduğumuz e, şu, şu günlerde... E, Yoktan, iflas etmiş bir belediyecilikten Balıkesir Belediyesi'nin nasıl şaha kalktığını, nasıl ayağa kalktığının sadece bu spor kompleksi çok küçük bir parçası. Ee, düşünebiliyor musunuz 34 bin metrekarelik bir kompleks içerisinde her türlü sportif faaliyetin, aktivitenin yapılabileceği bir mekan. Ve bunu tamamen Balıkesir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yapıyor. Şimdiye kadar birilerinin hayal bile edemediklerini biz bugün hayata geçirmenin mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Ama özellikle ifade ediyorum bu Balıkesir halkının başarısıdır. Balıkesir halkının kendi içerisinden kendisi gibi insanlara imkan verdiğinde hep birlikte neler yapabileceğinin en güzel somut örneğidir. Yan taraftaki o fitness salonunu da arzu Peki ona geçelim, onu gösterelim. Şimdi bu havuz bittiğinde buradan kimin yararlanacağı ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Evet. Şimdi bu havuz faaliyete geçti faaliyete geçtikten sonra buraya kim gelecek? Kimler gelecek? Ee, şimdi e, Balıkesir'in işte kalburüstü herkes burada mı olacak? BD çalışanları mı olacak? İşte e, kamu çalışanları mı olacak? Buradan kim yararlanacak? Ramazan Bey. Evet. Biz Balıkesir Belediyesi olarak geldiğimiz geleli bir şeyi ön plana çıkarıyoruz. Evet. İnsan. İnsan bizim başımızın tacı. Yaratılmışların en şerefiz. Ve burada da sporda, birçok alanda olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğini tanımak üzere maddi manevi ekonomik durumu ne olursa olsun altını çiziyorum. Balıkesir Belediyesi olarak özellikle bu yazın Balıkesir'in bütün mahallelerinden yüzme öğrenmek isteyen, spor yapmak isteyen bütün gençlerimize, evlatlarımıza bedava burada uzmanı eğitimci, e, sporcu arkadaşlarımız tarafından, o gençlerin abileri tarafından her türlü imkan verilecek. Bu bir. İki, yediden evet. e, 7'den 70'e sadece elbette küçük genç kardeşlerimize değil, 7'den 70'e spor yapmak isteyen her kim olursa olsun 7 çarpı 24 saat burası hizmetinde olacak. Hmm. E, özellikle bayanlar için belirli günler programlanacak. Evet. E, erkekler için karışık erkek karışık girmek isteyenler için ve özellikle de bu işi profesyonelce yapan ilimizde spor kulüpleri var. Ama doğru dürüst antrenman yapabilecekleri bir salon yok. Hmm. Spor kulüpleri bizim bu e, yöneticileri özellikle ve bu sporcuların aileleri bizim bu projemizi ilk duyduklarında büyük bir heyecanla, sevinçle bize geldiler. E, gerçekten mükemmel bir şey yapıyorsunuz diye. Kısacası profesyonel spor yapmak isteyene de amatörce spor yapıp sağlıklı yaşamak isteyen 7'den 70'e kadın erkek herkese ama özellikle pozitif ayrımcılık gençlerimize çocuklarımıza onlar mahallelerinden alınacaklar bu yazın en az ikişer üçer haftalık e, periyotlar halinde burada başta yüzme öğretilerek eğer gizli yetenekleri olan varsa e, hocalarının tespit ettiklerinin de ellerinden tutularak belediye spor kulübünün ee, bunlar öğrencisi yapılacaklar, onların da önü açılacak. Peki şimdi demek ki buraya e, spora yatkın ve maddi durumu iyi olmayan işte kenar mahallelerdeki çocuklar yararlanacak. Yan taraftaki fitness dediğimiz bölüme şimdi geçeceğiz evet. dediğimiz bölümden de vatandaşlar yararlanacak anladığım kadarıyla Aynen. Doğru mu? Yine orayı da e, amatör bir ruhla, profesyonelce işleterek o salonda da 7'den 70'e e, gerçekten kadınıyla erkeğiyle son derece modern her türlü aletin alınacağı başlarında yetişmiş hocalarının bulunacağı fitness salonunda yapılıyor İşte burası kafeterya salonu aşağıda soyunma ve duş alma yerleri e, kısacası içerisinde yok yok evet. idari bölümlerin binaların e, bulunduğu odaların bulunduğu yerler e, bu sadece yüzme kompleksi ya yani, e, yüzme e, salonunun olduğu bir bölüm. 34 bin metrekarede bir küçücük zerre. Evet, geldiği noktada şu son durumda, evet, son durumda bu. Evet son durumda bu. İşte havalandırmaları e, bitmek üzere. E, işte artık tabiri caizse cila kısmına. Tamam. Başlanılmış durumda. Ee, bitmiş ince işlerine başlanılmış. İnce işleri de hızla devam ediyor. E, müteahhit firmamızda gerçekten e, belediye başkanı böyle bir söz verdi diye e, bunu zamanından önce yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışıyor. Ben müteahhit firmamıza, Yaşar Özmen'e de özellikle onun için teşekkür ediyorum. Evet, peki. Evet. Şimdi yan taraftayız. Fitness salonu olarak düzenlenecek yer burası. öyle Evet. Mi? Yani yüzme havuzunun, yarı olimpik yüzme havuzunun bir bölümündeki fitness salonu burası. Evet. Yine fitness salonunun hemen girişinde de ayrıca fitness Salonundan yararlanmak üzere gelen vatandaşlarımızın duşlarını alabilecekleri yerler, soyunma odaları, kabinleri her şeyi düşünülmüş. Aşağıdaki e, yüzmeye gelenlerle bunların birbiriyle karmaşık olmasın, düzensizlik olmasın diye e, girişleri aynı olmasına rağmen tamamen herkesin çok rahat bir ortamda giyineceği, sporunu yapacağı, duşunu alacağı her türlü ayrıntı düşünülmüş aşağıda da şimdi spor salonu. Her yeri e, cam olduğu için çok da e, böyle tabii, havada tabii. Bir yani ferah bir e, yüzme olabilir. havuzunun da yine e, evet. aynı şekilde yani kışın e, çok soğuk bir havada dışarıyı seyrederek hem yüzme hem e, her türlü kapalı spor salonundaki sporları yapma imkanı olacak. İşte fitness da bunların başında. Peki. Evet sevgili seyirciler şimdi dışarıdayız ve bu 34 bin metrekarelik alanı tam manasıyla gören bir yerdeyiz ve buradan da başlayalım. Önce önümüzde bir yer var. Neresi bu? Başkanım? Evet. Burası tenis kort. Evet. Yani uluslararası e, ve ülkemizde de e, şehirler arası. Gerçekten e, turnuvaların yapabileceğiz sahalardan bir tanesi. Bunun gibi 3 tane daha olacak. Evet. Yani böyle uluslararası olabilmesi için dört tane olması gerekiyormuş. Arkadaşlarımız ona da uymuşlar. Yani bundan daha üç tane daha yapılacak. E, evet, 3 tane daha tenis kort olacak yani. Evet. Orası biraz önce bahsettiğimiz sosyal tesis, kafe. Yani hem hoşça vakit geçirmek isteyen illa spor yapmak için değil ama spor yapanları izleyecek orada çayını kahvesini yudumlarken buradaki spor aktivitesini de izleyebilecek bir mekan. Nasıl biraz önce yüzme havuzunda yüzenleri aileleri ya da vatandaşlarımız çayını kahvesini tostunu yudumlarken yerken seyredebilecek bir kafeteryası varsa burada da yine aynı. Ee, şurası da yine evet. bir e, sosyal tesisimiz. Ee, orada da yine bir kafe olacak. Çünkü bu boş gördüğümüz alan biraz önce dediğimiz gibi buranın da tamamı böyle e, doldurulacak. Yani 34 bin metrekare deyince tabii kolay değil. Yani bir 34 bin metrekarenin tamamını görebiliyor değil mi? Aslında tamamını göremiyoruz. Niye? Arkamızdaki bu yüzme havuzu öbür alanı kapatıyor. Kapatıyor. Engelliyor. Şimdi evet. orada sütunları yükselmiş Erol bir taraftan yük gösteriyor. Sütunları yükselmiş bir inşaat alanı var. Orası neresi? Orası bizimle ilgili değil. Değil. Şurası tamam. e, spor salonumuz. Evet, ee, burası spor evet, salonu. Orası evet, orası spor salonu. Yani sınırımız onun hemen o yükselmiş dediğiniz sunları yükselmiş dediğiniz hemen yerin üst tarafında sınırımız bitiyor. Tamam, sınır bitiyor. Burada evet. kapalı bir yer evet. var. Evet, ee, buradan da Galanın karşısına doğru gidiyor. İşte belediyenin daha önceden olan o testleri. spor tesisleri var orada da. Onu da yıkmadan kurtardık. Ee, kısacası işte 34 bir metrekarelik tamamen bir spor kompleksi. Balıkesir'de bir ilk yani her türlü sporun aktivitenin e, yapılabileceği yüzmesinden tutun da e, salon sporlarına, açık hava sporlarına kadar her türlü aktivitenin yapılacağı. Bunlar yapılırken de e, buralardaki faaliyetleri izlemek için, görmek için gelen vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği her türlü ayrıntı e, düzenlenmiş, göz önüne alınmış. Dolayısıyla e, hakikaten Balıkesir için e, büyük bir kazanç e, bu da Balıkesir halkına inşallah e, gençlerimize e, spordaki Balıkesir'in adını duyurma adına e, önümüzdeki yıllarda büyük katkı sağlayacak bir... Bir de mevcut adına. bir şey dikkatimi çekti evet. mevcut ağaçlar da korunmuş galiba hiç kesilmemiş. Kesinlikle hiçbir ağaç kesilmedi onun altını çiziyorum biraz sonra evet. da zaten e, Şehitlik Parkı'nın da orada da bir görüntü alınacak orada da sadece yaşlı kesilmek mecburiyetinde olan yaşama, yaşama ömrünü tamamlamış ağaçlar kesildi. Onların sayısı da oldukça az. Bırakın ağaç kesmeyi. Orada da yeni ağaçlar, yeni fidanlar dikerek ağaç sayısı artıldı. Buna da son derece dikkat ediyoruz yani. Şimdi de kapalı salonun spor salonunun içerisinden görüntü. Biraz oradan da görüntü evet. alalım. Peki. Evet sevgili seyirciler. Şimdi de spor salonu olarak yapılan bölümdeyiz ve Artık belediyenin kendine ait de bir spor salonu oldu. Evet. evet, belediyenin sadece spor salonu değil, yarı olimpik yüzme havuzundan bütün spor, e, salon sporlarının yapıldığı, açık spor alanlarda sporların yapıldığı, her türlü aktivitenin yapıldığı bir 34 bin metrekare mekanın içerisinde işte böyle e, gerçekten son derece modern, ferah, e, Balıkesir'deki sporcu kardeşlerimize salon sporlarına hizmet edecek... İşte spor salonu da artık ince işçiliği başlamış durumda. Evet. Ee, i̇nşallah bu spor salonu da bittiğinde başta belediyemizin bütün takımları olmak üzere Balıkesir'deki e, amatör ya da profesyonel bütün spor kulüpleri de buradan faydalanabilecek. Ee, burada da yine her türlü ayrıntı düşünülmüş. O kapalı bölümde sporcuların soyunma, duş alma, e, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağı her türlü e, lüksün bulunduğu bir spor salonu da e, son hızla e, bitmek üzere. İnşallah kazasız belasız işte şu anda gördüğümüz gibi işçilerimizin burnu kanamadan e, bu kompleks bitirilir. Balıkesirliler de başta gençlerimiz olmak üzere yediden yetmişte spor yapmak isteyen bu kompleks herkesin emrinde olacak. Evet Şimdi bu buradaki e, çekimlerimizin sonunda isterseniz bu spor kompleksini anlatabiliriz. E, tamamlayan firma sahibiyle Yaşar evet, Bey'le müteahhit firma sahibiyle. müteahhit firma evet. sahibiyle birkaç cümle alalım ondan. Hayır, 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 Şimdi hayır. E, Yaşar Bey e, başkanım dedi ki bu temel atma töreninde de sizden birkaç cümle almıştık. E, taahhüt edileninden daha e, önce bir zamanda Bitirilecekle ilgili o gün söz vermiştiniz. Şimdi durum nedir? Sizden birkaç cümle alalım. Evet. Aynı sözümüzdeyiz. Evet. Dur, dur o zaman durduğumuz yerdeyiz. Başkana söz verdik. Bitireceğiz teslim edeceğiz. Allah'ın izni Allah'tan bir manası. E, teslim olur. edilme e, yerler mesela spor salonu, kapalı o yüzme havuzu gibi. Şimdi ikisini evet. ikisini de vereceğiz. Bunlar küçük binalarda vereceğiz. Belki sahalarda biraz işimiz olur. Evet. Çünkü kışın oralara çalışamıyoruz. Bu sene de biraz ağır geçiyor, yağmurlu geçiyor. Evet. Sağ tanzim çalışmalarımız olacak ama binaları komple bitireceğim yani. Ama çok ummalı bir çalışmanın olduğunu gördük bugün Ya tabii 100 kişi çalışıyor aşağıya. 100 kişi, 100 çalışıyor, 100 kişi çalışıyor, çalışıyor devam ediyor. Evet. Devam ediyor. İşte mesela rüzgar ölüyor. Mesela bugün çatıda çalışamıyoruz. Evet. Yani böyle zorluklar dolayı tabii. Kıştan dolayı yağmur olduğu zaman çalışamıyoruz. Ama yine de gece gündüz çalışacağız. Dediğimiz günde bitireceğiz yani. 6. ayda havuzda çocuklar yüzecek yani. 6. ayda havuzda yüzecekler. Evet. Evet. Ee, İşin büyüklüğünü ve ciddiyetini gösterme açısından 100 kişinin çalışması şu komplekste gerçekten son derece önemli bir gösterge. Özellikle tabi diğerlerinin hepsinin bitmesi için öyle bir şeyimiz yok ama yüzme havuzunu, çocuklar, okullar kapanır kapanmaz Yaşar Bey bizim verdiğimiz, attığımız sözü Havada bırakmıyor, bizi mahcup etmiyor. Ben onun için kendisine teşekkür ediyorum. Aslında Eylül gibi teslimi. Ama düşün, 3 evet. ay önceden teslim edecek. Sırf bizi mahcup etmemek. Çocuklarımızın, gençlerimizin yaz ayında yazı gerçekten tatili dolu dolu yaşamaları geçirmeleri için. Ben başta Yaşar Bey olmak üzere bütün çalışanlarına kazasız, kimsenin burnu kanamadan, saçının teline zarar gelmeden bu hayırlı, gerçekten faydalı olacağına inandığımız kompleksin eee inanıyoruz. Allah yardımcıları olsun kendilerinin de. Peki size de kolay gelsin. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Bir ay sonra geldiğin zaman havuzun aşağı yukarı bitmiş olduğunu da göreceksin yani. Evet, şimdi Mart ayındayız. Nisanın ortası. Nisanın Nisanın ortalarına doğru aşağı yukarı. Evet. Yani bitmiş sefasına doğru gelecek yani nasıl olursun? Peki Başkanım şimdi biz buradan belediyeye doğru gidelim çünkü hava da soğuk. Evet. Orada programımıza devam edelim ama bir reklam arası verelim. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra tekrar belediye başkanı İsmail Okla ok birlikte olacağız olacağız. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte sevgili seyirciler spor kompleksinden şimdi belediye binasına geldik ve makam odasındayız. Belediye Başkanı İsmail Ok'la ok devam ediyoruz. Şimdi o e, orada tam e, tamamlarken birinci bölümü Şehitler e, Parkı'ndan bahsetmiştiniz. Şehitler Parkı'ndan görüntü aldık biz. Buradan onları evet. da göstereceğiz. Son durumu isterseniz sizden bir alalım. Buyurun başkanım. Hay hay. E, görüntülerde de e, çok açık bir şekilde görüldüğü gibi Şehitler Parkı da %90'ın üzerinde tamamlanmış. Artık baharla birlikte Balıkesir halkının hizmetine sunulacak hale geldi. Evet. Şehitler Parkı da e, gerçekten e, bir ihtiyacı özellikle Balıkesir'deki Atatürk Parkı'nın bildiğimiz bileli büyüme imkanı da yok zaten. E, tek büyük park olması özellikle havaların iyi olduğu... Bahar ve yaz mevsimlerinde tabiri caizse iğne atsan yere düşmeyecek şekilde ve Balıkesir'imiz artık eski balık değil bir ucu e, üç pınarı içine almış durumda üç pınar köyü e, balık içinde kalmış durumda öte yandan Ayşabacı Çayırhisar yani e, balık nüfusu e, hızla artarken e, balık ikinci büyük bir parkın yokluğu gerçekten e, hissediliyordu hem Şehitlerimize saygı hem de bölge olarak büyük mahallelerin bulunduğu Atatürk Parkı'na da uzak gerçekten ihtiyacın son derece fazla olduğu bir bölgeye Atatürk Mahallesi, Toygar, Paşaalanı gibi, Ali Hikmet Paşa gibi mahallelere yakınlığıyla da hatta 2. Sakarya'ya da yakınlığı diyebileceğimiz bir bölgede Şehitler Parkı düzenlendi. Artık son rütuşları yapılıyor tabiri caizse. Bu parkta insanlarımız gönüllerince hoşça bir vakit geçirebileceği gibi, eşiyle dostuyla sohbet edeceği gibi her türlü açık hava sporunu da yapabilecek bir hale getirdik. Görüntülerde de çok açık bir şekilde 7'den 70'e herkesin spor yapabileceği fitness aletleri, çocuk oyun grupları, basket potaları, özellikle gençlerimizin enerjilerini boşaltacağı mahallelerde e, böyle spor alanlarının yokluğu son derece sıkıntılıydı. Biz Balıkesir'in 13 Değişik Mahallesi'ne Sem Spor Sahası dediğimiz içerisinde basket potalarının ve fitness aletlerinin, çocuk oyun gruplarının bulunduğu, her türlü sporun yapılabileceği e, 13 Değişik Mahalle'ye Sem Spor Sahaları yaptık. Evet. İşte bu parkımızın da bir bölümüne gençlerimizin gerçekten enerjilerini boşaltmalarına yarayacak. Hem sağlıklı bir yaşam, hem sağlıklı bir beden ve kafa yapısına sahip olmaları için bu parkımızda da bu ayrıntılar göz önüne getirildi. Yine burada kafelerimiz var. Bu kafelerde bu halka hizmet edecek. Yine en önemli özelliği bu halk arasındaki adıyla Eski adıyla Asli Mezarlık ama bizim bu parka vereceğimiz isim şehitlerimize saygı dolayısıyla Şehitler Parkı olacak. Hemen bu parkın dibi şehitlik. Önceden bu park çok bakımsızdı. Ee, gerçekten böyle e, hoş olmayan davranışların sergilendiği bir alandı. İnsanların e, belli bir vakitten sonra içine girmeye korktuğu bir bölgeydi. Mezbelelik bir, yer. bir yerdi. Özellikle evet. bir şehit babasının gözleri dolu bir şekilde bizim evlatlarımız burada yatarken insanlar burada çirkin e, davranışlar sergiliyor demesiyle e, bizlerin daha önce planladığı kalesi alışveriş e, kalesi, e, kalesi ve parkı ile ilgili o bölgeye planladığımız projeyi e, daha sonraya alarak bu şehitlik parkının e, yapılmasına karar verdik. E, o bölge halkından ee, zaman zaman gittiğimizde o çalışmaları yerinde izlediğimizde e, aldığımız tepkiler de son derece önemli. Daha e, park tam anlamıyla teslim alınıp açılmadığı halde vatandaşlar 7'den 70'e başta fitness aletleri olmak üzere orada spor yapıyorlar. E, emeklilerimiz de dahil olmak üzere. E, bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah Balıkesir'imiz e, artık çok kısa bir zaman içerisinde baharla birlikte e, ikinci büyük bir parka kavuşmuş olacak. Bu parkın büyüklüğü 70 bin metrekarenin üzerinde. E, dolayısıyla e, ne kadar büyük bir park kazandırdığımız ortaya çıkıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 13 mahallede 13 semt spor sahası yapıldı. Şu anda hizmet veriyor. Bunlar dintçilerinden, efendime söyleyeyim Doğanından daha önce hiç basket potasının bulunmadığı mahalleler 10 tanesinin de şu anda inşaatı devam ediyor. Evet 10 ee, tane daha semt spor sahası e, şu anda inşaata devam etmekte. Hedefimiz bütün mahallelere bu semt spor sahalarını yaymak. 7'den 70 herkesin sağlıklı bir spor yapmasını e, için bu alanları oluşturmak. Ama bazı vatandaşlarımızdan serzenişler de alıyoruz. Özellikle eski yerleşim bölgesi olan mahallelerde şimdi alan yok, meydan yok. Dolayısıyla e, bizim mahalleye niye yapmıyorsunuz işte Ta Sakarya'ya yapıyorsunuz, Gündoğan'a yapıyorsunuz, Dinkçilere yapıyorsunuz da bize niye yapılmıyor diye. Biz şehrin merkezinde bir mahalleyiz. Zaten problem de şehir merkezinde olması. Yer yok. Yer yok. Alan ama yok. Vatandaşlarımız derse ben ücreti karşılığında altını çiziyorum evimi e, istimlak edebilirsiniz böyle bir alan yapmak için derse ücretlerini ödemek üzere hep spor sahası yapmak için istimlak da edebiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. E, ama... Buralar çok eski yerleşim bölgesi olduğu için Oralarda böyle bir alanların bırakılmamış olmasının Vebalini de herhalde bizlere Kesmeyeceklerdir diye düşünüyorum Sadece semt spor sahalarımı Gerçekten Balıkesir'de Nerede bir boş alan bulursak Büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan Bütün mahallelerde içerisinde biraz önce bahsettiğim Fitnes çocuk oyun grupları Büyüklüğüne göre sıvıyorsa tabi Her yere yeşil alanlar yaptık e, tabiri caizse şu dört yıllık zaman içerisinde yeşil alanları kat kat fazlasıyla e, artırdık. E, bu çok önemli. E, işte artık kentlerde insanlarımızın e, en çok ihtiyaç duyduğu streslerini atabileceği, e, sıkıntılarından kurtulabileceği sağlıklı yeşil alanların olması bu da ancak aktivitelerle, sportif faaliyetlerle mümkün. E, dolayısıyla... Balıkesir halkının bu yaptığımız faaliyetlere de verdiği destek, memnuniyeti, onlara sahip çıkmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii bazı bölgelerdeki bir iki yerde gençlerimiz onu da gençliklerine bağlıyoruz. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Zarar veriyorlar. Onlar oyun oynarken herhalde kendilerini kaptırıyorlar. Ama onların da yenisini yenileyerek hemen yapıyoruz. Zamanla bu kardeşlerimizle kazanmış olacağız yani. Evet, Başkanım bir de bu kara alışveriş merkezinde e, vatandaşın e, ürettiklerini e, bir aracısız satıldığı bir yer açılmıştı. E, şimdi oradan da biz görüntüler çektik. Oradaki durum nedir? İsterseniz bir oradan da bir bilgi alalım. Hay hay. E, bunu daha önce de gündeme getirmiştik ama daha dün bile bir engelli kardeşimizin bundan haberinin olmadığını, ürettiği el emeği ürünleri pazarda satma. E, telaşında, derdinde olduğunu, e, bizden destek istediğini söyleyince, buradan haber verdiğimizde, böyle bizim imkanımız var dediğimizde e, sevindi. Demek ki bunların sık sık daha gündeme getirilmesi gerekiyor. Balıkesir hakikaten büyük bir şehir oldu artık. E, dolayısıyla e, bir program, iki program e, bunların duyulmasına, gazetelerde de bu çok yankı bulmasına rağmen e, demek ki yeterli gelmiyor. E, evet. Evet. Eski Salı Pazarı'nın olduğu yerde, Kares Alışveriş Merkezi'nde e, evlerde hanımların, özellikle hanımların el emeği, göz nuru, ürettiği eşyaları, sanat eserlerini, oyadır, yaşmaktır, yazmadır, neyse yani. Bunların e, bizler oradaki görevlilerimiz sayesinde o belediye dükkanında e, imza karşılığında teslim alıyorlar satıldığında bu hanımefendilere haber veriliyor. Sa e, ürettiğiniz eseriniz, bize teslim ettiğiniz el işi, göz nuru emeğiniz satıldı. Ücretini gelip alabilirsiniz diye. Yine ücretini de imza karşılığında teslim ediyorlar. Bu 7 Ocak e, tarihinde açılmış. Daha 3 ayı yeni dolmak üzere. E, daha birçok duymayan vatandaşımız olmasına rağmen 7 o Ocak e, 2013'te şöyle ay doluyor. De, Şimdi Ocak Şubat doğru. 3. Şey, aya yeni girdik. Aya yeni yeni girdi. girdik yani. Evet. evet, çok doğru. Yani 3. aya e, girmedik bile hatta. Yani yarın giriyoruz. Evet. E, 7 Ocak 2013'te açılmasına rağmen e, 315 parça el işi satılıyor ve bunların toplam değeri de 4353 lira tutuyor eski parayla söyleyecek olursak 4 milyar 353 bin liralık satış yapmışız. Bu paradan belediye bir kuruş kendisine ben sattım, işte aracılık yaptım, masraf ettim diye pay almıyor. Biz sadece el emeği, göz nuru, çeşitli nedenlerle dışarıda çalışma imkanı bulamayan ama evde üreten hem çoluğuna çocuğuna bakarken Yuvasına sahip çıkarken ürettiği o değerlerin alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz ve kaça satıldıysa kuruşu kuruşuna o eseri yapan alın terini karşılığını vatandaşımıza teslim ediyoruz. Evet. Yani 4.353 lira ev hanımlarımızın evde ürettiklerini kendilerinin pazar derdi olmadan işte satmaya uğraşmadan ee, ve bu eserlerden de ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da kolayca ulaşabileceği eski salı pazarının olduğu Kalesa Alışveriş Merkezi'nde bir daha söylemek gerekirse 4353 liralık e, bu hanım ev, e, Evet ev hanımları kardeşlerimize katkı sağlamışız. Tabii Balıkesirli e, halkı da oradan <laughs> gidip görmeye vatandaşlarının yaptığı ürettiği malları almaya da davet etmek lazım. Tabii, tabii ki, işte. E ee, kimisi oğlana veriyor, kimisi kıza veriyor. Ee, bunlar sizin başınızdan da geçti. Evet. Bu çeyizler ihtiyaç oluyor. Evet. Kimisi kendisi hayat şartları dolayısıyla çalıştığı için bunları yapamıyor ama destek olmak amacıyla doğru Evet, tabii. alanın memnun, satanın memnun olduğu ve eee gerçekten Balıkesir'li hemşerilerimize de özellikle şunu e, ifade edeyim ki hediyeleşme çok güzel bir şey. Evet. İl dışından biri geldi. İşte Balıkesir'in hanımlarının ürettiği e, alın teri göz nuru diye hediye edebilmek, hediye etmek için bile bunlar. E, bırakın sadece çeyizlerde, e, düğünlerde, nişanlarda kullanılmak üzere hediye etmek için de son derece e, faydalı olduğuna inanıyorum. Yani dışarıdan olduğuna... biri, birisine hediye vermek isteyen biri oraya uğramış olsa, orada çok hem uygun fiyatlarla işte aracısız direkt yapanın üretenin bildiği aynen, aynen. hanımeli pazarlarının e, dükkan e, şeyi Modeli, versiyonu, versiyonu Aynen ve e, her zaman açık orası her zaman orada. E, hanımeli pazarları belli günlerde oluyor. Güzel bir uygulama inşallah daha da gelişir. Bir de hanımeli pazarına gidip orada sergi açacak, kendisi sabahtan akşama Hatta bekleyecek. Ta evet. Tabi yani e, burada kendi evinde Hastası varsa hastasına bakıyor. Çocuğu küçükse ona bakarken e, boş bulduğu zamanlarda işte bu ürettiği değerleri Balıkesir Belediyesi e, satmış oluyor. İki ay gibi kısa sürede e, ve daha birçok vatandaşımızın bundan haberi olmadığını da göz önünde bulundurursak 4353 liranın Güzel hiç de küçümsenmeyecek şey. evet. bir rakam olduğunu bu 4.350 liranın Balıkesir'deki e, bizim bacılarımızın Hanımefendilerin, kardeşlerimizin e, alın terinin karşılığı olarak onlara e, döndü. E, bu da evlerine, katkı oldu. Ailelerine, bütçelerine bir destek Tabii. anlamı e, çıkıyor. Aynen. Evet. Dün e, bir engelli kardeşimiz geldi. Ben elimin yemeğiyle geçinmek istiyorum diyor. Elimin yemeğini pazarlamak istiyorum diyor. Bu engelli kardeşlerimiz için de son derece iyi bir fırsat. Evet. E, zaman zaman arıyorlar beni. İşte e, biz satacak yer bulamıyoruz dedim. Biz veriyoruz size. Evet. Hem de hiçbir kuruş e, almadan. Komisyon şu Sadece bravdur, sizin evet. adınıza. Aynen orada görevli arkadaşlarımız var. E, onlar bu işi yapıyor ve e, son derece e, bayanlar için, ev hanımları için, e, becerisi olanlar için üreterek alın teriyle evine. Bir kuruş da olsa katkı sağlamak isteyenler için son derece anlamlı bir... İyi de bir... olmuş. Fena değil evet, yani. İki ayda, iki evet, ayda. Evet, sadece evet, iki ayda. Yani evet. bu çok önemli. Ee, tabii e, bunun daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bu şimdiden iki ay gibi kısa sürede böyle bu satış olduysa. E, yani düşünebiliyor musunuz bir dükkan olsa aylık geliri 2000 liranın üzerinde olmuş olacak. Evet. Fena değil. Ha, fena bu, değil evet. yani. Peki. Evet. Şimdi bir başka konu var. Ee, hal binasının yıkıldı. Eski evet. bina. Evet. Orada o o şekilde şu ana kadar hep gördüğümüz o orada duruyor. Ee, orada durum nedir? Ne zaman e, başlanacak? İhale oldu mu? İhaleye çıktı mı? İsterseniz evet. o konuyla ilgili de bir bilgi ha, alalım. Hay hay. Ee, Ramazan Bey, halle ilgili son yaptığımız programda projenin detaylarını anlatmıştık. Anlatmıştınız tabii. Ee, son derecede faydalı olduğunu, <laughs> vatandaşlarımızın e, ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen değişik nedenlerle o programları kaçıranlar, basını takip edemeyenler, gazeteleri takip edemeyenler ya da takip etme imkanı olmayanlar zaman zaman soruyorlar. Bu vesileyle tekrar değinmek istiyorum. Bu eski hal binasının olduğu yer, eski binanın kendisi de dahil olmak üzere o açık otopazarının, otoparkının bulunduğu alanın tamamı yer altına iki kat otopark olacak bir defa. Hmm, evet. Biz balıkesir olarak yerin altını Bugüne kadar iyi değerlendirememişiz, hep yayılmışız, alan geniş ama bunları da gerçekten şehircilik açısından çok verimli de kullanamamışız. İşte ilk defa Balıkesir'de yerin altına iki kat bir otopark yapılacak. Bir, iki üstteki daha önce yıkılan binanın büyüklüğü kadar değil ama onun yaklaşık yarısından biraz büyük bir Bina yapılacak, onun geçen hafta yine ayrıntılarından bahsetmiştik. Bunun içerisinde kafesi, kafeteryası, işte vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan olacak. Ee, bir başka ifadeyle böyle kapalı bir mekan yapılırken bu mekanın e, küçültülmesiyle meydanımız da büyütülmüş oldu. Buradaki eskiden otopark olarak kullanılan alan artık otopark olarak kullanılmayacak. Burası vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği, eşiyle dostuyla sohbet edeceği banklarının olduğu, e, güzel gerçekten nezih bir ortam haline gelecek. Peki proje ne durumda? E, malum devlette bir iş yapıyorsanız o işi yaparken uymanız gereken, Projede. atmanız gereken adımlar var. Evet. E, ki, burası e, bu kanunlara bir balık sirin bize bir emanetidir. Ben bu kanunları eleştirmek için söylemiyorum. Bunlar da elbette art niyetli kişilerin e, kamu malına zarar vermesini ya da birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçmek için getirilmiş kanunlar olduğuna yürekten inanıyorum. Ama evet. bu da bizim ne yapıyor? Bir şekilde e, o prosedürlere uyarken zaman kaybına neden oluyor. E, malum daha önce bu yıkım bir, bir ara durduruldu e, kit burasını tarihi eser olarak bu meydanı ve binayı tarihi eser olarak belirledi. Ee, aslında uygun şekilde e, bu bina yapılacak zaten. Bunlar hep bizim için zaman kaybı. Ee, ama kanunlar böyle, yasalar böyle. Kimse ben yasa tanımam, kanun tanımam diyemez. Dolayısıyla bir zaman kaybı söz konusu. Ama bunun projesi bitti. Her şey bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle kite müracaat edilecek. Yani Kamu İhale Kurumuna ee, ve gazetelere ilan verilerek e, tarih sayı numarası alındıktan sonra orada da bir belli süreç geçecek yine bizim projemiz her şeyimiz yaklaşık maliyeti bitti ayrıntıları bitti e, dolayısıyla e, bu ihale işlemi tamamlanır tamamlanmaz buranın temelini atmış olacağız hedefimiz e, 2014'te malum Mart ayında seçimler var. Evet. E, yerel seçimler. Seçimler öncesinde bunun bir an önce bitirilmesi ve Balıkesir halkının burada e, rahatça e, hoşça vakit geçireceği. Yani Başladıktan sonra aslında çok çabuk olacak bir proje. Mi? Kesinlikle. Yani, kesinlikle. O, ne zaman ben. ne evet. zaman başlarsa başlasın evet. hedefimiz 2014 yerel seçimlerinden önce buradaki inşaatı bitirmek. Evet. Bu kesinlikle hmm. inşallah çok olağanüstü bir durum olmazsa bunu yetiştireceğimize de inanıyorum. Evet. Yine bu hemen orman bölgenin önünde üst geçit, üst geçit var. Bugün ihalesi yapıldı onun da. Ama ihaleyi yapmak da yetmiyor. Hmm. Siz şimdi biraz önce bahsettiğim süreci yaşıyorsunuz. Hmm. Kike müracaat ediyorsunuz. Basına ilana çıkıyorsunuz. O ilanda belli bir süre geçmesi gerekiyor. İhaleyi yapıyorsunuz, birisi itiraz ederse diye. ihale e, kimde kaldığı belli olsa bile o süreyi dolmadan orada kazmayı vuramıyor. Tabii tabii itiraz süresi var. Artı yani. bir de e, bu ihalede işte düşük teklif varsa, şu varsa, bu varsa e, yani e, bir takım e, yasal olarak aranan şartlar yerine gelmediyse bunu iptal etmek zorunda kalıyorsunuz. O süreçleri biraz önce bahsettiğim süreci tekrar sıfırdan yaşıyorsunuz. Evet. Yani bunlar, Bütün bunlar zaman kesinlikle geçiyor. bunlar çok zaman alıyor. Hı -hı. E, nitekim e, bakın bu Bahçeli Evler'in sonuna doğru Pirevne Mahallesi ile Bahçeli Evler'i e, Atatürk Devlet Hastanesi'ne bağlayan demiryoluyla demir Kavşağı, yoluyla, evet. SSK kavşağının orada demir insanlarımız kaç tane vatandaşımız öldü. Evet geçenlerde yani, de öldü. Evet. Ev, Atatürk Devlet Hastanesine 200 metre yok ama Devlet Demiryolu oraya ayırdığı için insanlar da e, işte Çok da bazen nefsine uyuyor. Oradan demiryolundan geçiyor. Kazaya kurban gitti. Çok canlar verildi orada. E, buranın ihale işlemleri yapım işinden daha uzun sürdü. O üst geçit şu anda bitti diyebiliriz. Bir etrafının düzenlenmesi kaldı. Ama ihale süresi e, yasalar böyle. E, o ...üst geçitin bitmesinden çok daha uzun sürdü. Maalesef. ha Bunları e, altını çiziyorum. Yasaları eleştirmek, bunları çıkaranları eleştirmek için söylemiyorum. Çünkü bir takım kurallar olmazsa herkes yani e, hizmet için gelmiyor bazı makamlara. Birileri başka amaçlarda da gelebiliyor. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir zaman kaybı oluyor. Ama buna rağmen şu orman bölgenin önündeki e, ihaleye çıkıldı e, yeni... Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa e, orası da teslim edilecek. İnşallah yaz bittiğinde e, Balıkesir halkı buradan da orman bölgenin önünden güvenlikli bir şekilde geçmiş olacak. Tabii orasının sirkülasyonu <laughs> çok olan bir yer. Çok yayanın karşıya geçtiği bir yer ve çok da e, acil bir ihtiyaç. Kesinlikle yani evet. orman bölgenin e, o yaya geçidinin o önündeki bulunduğu yer Gümüşçeşme. Gündoğan mahalleleri, birinci Gündoğan, ikinci Gündoğan, Hasanbasi Çantay, hatta bahçeli Evler. evlerin bir kısmını, evet. çarşıya bağlayan bölge ve orası yakın <laughs> olduğu için insanlar hep yürüyerek giden insanların sayısı da çok yani. Yine vergi dairemizin evet. e, tabi tabi gümüşçeşme sınırları içerisinde kalması. Gidenler. Dolayısıyla, gündüz saatlerinde vergi dairesine yürüyerek gidenler oradan geçiyor. Bu ciddi bir yaya trafiği yoğunluğu var orada. E, maalesef orada da istenmeyen kazalar oldu. Bu evet. hem bir tespit hem de e, vatandaşlarımızın isteği de böyle. İnşallah oraya engelsiz vatan engelsiz bir üst geçit yapacağız. Vatandaşlar aslında e, çok da sirkülasyon var. Allah'tan o kadar fazla da bir kaza olmadı. Geçtiğimiz günlerde yine oldu. Evet. E, mutlaka oluyor hı hı. ama yani bir an önce e, hizmete girmesinde fayda var. Evet. Başına. İşte e, bu yasal süreci e, mutlaka geçmemiz gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla e, ben inanıyorum ki e, bu başta hal olmak üzere e, bu üst geçit de en kısa zamanda ihalesi yapılacak ve e, üst geçidin zaten yapıldığı ihalesi bir aksilik olmazsa iptal olmazsa o da müteahhide teslim olacak e, halde de artık geri sayıma başladık e, kikten e, numarası alınıp önümüzdeki hafta ilana çıktıktan sonra ihalesi gerçekleşmiş olacak dolayısıyla bu tip hizmetlerde e, o yasal prosedürden dolayı bir takım gecikmeler oluyor diyorsunuz hem de çok ciddi bir kayıp oluyor, zaman kaybı oluyor bizim için. Evet. Bu ihale süreci tamamlandıktan sonra işlerimiz çok hızlı gidiyor. İşte şehitler park, işte spor kompleksi, işte yeni mezarlık, yeni mezarlık bitti. Allah yaşayanlara, bütün vatandaşlarımıza hayırlı uzun ömürler versin. Ama eşimiz, dostumuz, akrabamız her gün birileri rahmetli oluyor o yeni mezarlığa da defin işlemine Artık başarılı. Yer arama yer yok işlemleri Evet. Geçti evet. Diyorsunuz. İşte yeni çarşının çatısı başta olmak üzere dış görünüm, aksanı hepsi elden geçti. Yani özellikle yeni çarşı çok dar bir bölge olması dolayısıyla hem vatandaşlarımızın sirkülasyonunun fazla olduğu, hem esnaf sayısının oldukça fazla olması dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadık orada ama vatandaşlarımız başta olmak üzere esnafımızın anlayışı hoşgörüsü dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Orada da ufak tefek aksaklıklar var. O camlardan bazı fitillerden e, suların aktığı ile ilgili, olduğu bölümle ilgili he, şikayet ediyor. Evet, evet meydanın kapanması ile ilgili. Ama meydanın kapanmasında da en büyük problem e, orası da tarihi eser olarak geçiyor. E, geçiyor. Yani evet. dolayısıyla anıtlar yüksek kurulundan izin almadan izin. böyle bir şeylerin olması mümkün değil. Yoksa onların o şikayetlerini siz anladığım kadarıyla dikkate alıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizim için Balıkesir Belediyesi için artık bu tür bırakın böyle küçücük meydanın kapatılmasını işte 34 bin metrekarenin üzerinde spor kompleksi yapıyoruz. Evet. E, 80'in üzerinde park yapmışız. E, Engelsiz Yaşam Parkı, Çevre Eğitim Parkı, evet. E, 70 bin metrekareden üzerinde sadece Şehitler Parkı. E, bunları yapıyoruz. Bizim için o meydanın kapatılması gerçekten ekonomik anlamda hiçbir şey ifade etmiyor. Peki. Sayın Başkan bir reklam arası daha verelim. Sevgili seyirciler bir reklam arası daha veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler şu anda belediye başkanlığı makamındayız ve belediye başkanı İsmail Okla programımızın son bölümündeyiz. Şimdi eee sayın başkan ilk iki bölümde Dışarıdaydık, e, spor kompleksini anlattınız. E, i̇kinci bölümde de e, burada makamda yapılan e, işte şehitler parkı, karesi alışveriş merkezindeki vatandaşların e, ürettiklerini sattıkları dükkanlarla ilgili halle ilgili konuştuk ve bu bölümde de biraz e, gündeme güncel e, konulara geçelim istiyoruz ve e, ee, sonunda da Balıkesir Spor konusunu. Balıkesir Sporsuz bir program olmuyor. Mutlaka Balıkesir Spor iyi gidiyor. İnşallah güzel olacak. Ee, şu e, gelişmelerle ilgili, ülke meseleleriyle ilgili, Balıkesir'le ilgili gündemden isterseniz konuşalım. Buyurun. Hay hay. Yalnız ben e, 4 yıl öncesinden de Birazcık bahsetmek istiyorum. Tamam. Yani o günleri bir hatırlamak istiyorum. Evet. Biraz önce dedik ki belediyemiz için e, reklamlardan önce artık gerçekten bir meydanmış, büyük komplekslermiş, büyük yatırımlar. Bunlar bizim için sıradan bir şey oldu. Evet. Ama 4 yıl önce biz göreve geldiğimizde hmm. işçilerimizin 9 ikramiyesi vardı. Ödenemiyordu. Yok para. Yine çalışanlarımızın fazla mesaileri vardı. Ödenemiyor. TEDAŞ'a 5 yıl bir kuruş elektrik ücreti yatırılmamış. Bir kuruşluk elektrik faturası yatırılmamış. Vergi dairesine borçlarımız var. Özellikle yeni garajla ilgili ciddi problem vardı. 9 trilyona yakın sadece yeni garajdan vergi problemi vardı, borcu vardı cezalarıyla birlikte. DS'nin 5 trilyon civarında biraz fazlasıyla borcumuz vardı. Hiçbir taksit yatmamış. TEDAŞ'a 5 trilyonun üzerinde borcumuz vardı. Bakın işçilerin ikramiyeleri, çalışanların fazla mesaileri, müteahhit firmaların alacakları, trilyonlarca lira vadesi geçmiş ya da hizmet satın alındığı halde parası ödenmemiş, daha doğrusu ödenemiyor, para yok bütçede. Böyle bir belediye devraldık biz. Şimdi Allah'a şükürler olsun 4 yılın sonunda Balıkesir Belediyesi'nin bir kuruş vadesi geçmiş borcu yok. Tamamını temizledik ne vergi dairesine, ne hizmet satın aldıklarımıza, ne çalışanlarımıza, kime borcumuz varsa ya da bir müteahhit firma hak edişini getirdiğinde en geç bir hafta 10 günde hak edişinin karşılığını alıyor. Ne kamuya ne özel sektöre vadesi geçmiş bir kuruşluk borcumuz yok. Öte yandan çalışanlarımızın alın terlerini de yine e, inancımız gereği çalışana, emeğe saygımız dolayısıyla günü gününe yatırıyoruz. Bu kadar hassas. İşte bu 4 yıl önceki durumdan şu anki duruma geliş kolay olmadı. Özellikle kamu alacakları daha biz 15 günlük değilken makamımıza geldiler. Ya borçlarınızı ödersiniz ya da haciz göndeririz. Buraları açtık. Onun akabinde Bizler hizmet ürettikçe değişik yollarla bizi engellenmeye çalıştık. Üzerimizde her türlü baskı var. Evet, Balıkesir halkının özellikle unutmaması için söylüyorum. Birçok dosyamız defalarca açıldı. Hele bir dosyamız var, dokuzuncu kez açıldı, dokuzuncu kez. Şimdi AKP yetkilileri diyor ki, e, bütün kurumlarda oluyor bunlar bütün kurumlarda dokuzuncu kez, dördüncü kez, beşinci kez kapatılan dosyalar yeniden yeniden açılıyor mu? Bu sadece muhalefetteki belediyelere uygulanan bir tablo, acı tablo. Türkiye tarihinde görülmediği kadar bir baskı dönemi geçiriyor. Ama bu baskıların hiçbiri bizi zerre kadar bu hizmet yolundan, Balıkesir'e olan sevdamızdan asla vazgeçiremeyecek bize saldırı arttıkça yalçın kayalara fırtınaların rüzgarın vurduğunda cilalandığı gibi biz güçleniyoruz, parlıyoruz, pırıldıyoruz. Daha fazla koşar adım hizmet yolunda mücadele ediyoruz. Bu şartlar altında olmasına rağmen bu hizmetleri ürettik. Daha direnajdan bahsetmedim. Neredeyse 100 kilometreye yaklaşıyoruz direnajda. Artık yağmur yağdığında ben evimde rahatlıkla gönül rahatlığıyla huzur içinde yatıyorum. Yani yağmurdan dolayı drenaj probleminden dolayı baskın olmuyor. İşte yağlanma, tıkanma o da yağmur dolayısıyla ortaya çıkıyor. Ha bütün problemler bitti mi? Drenajla ilgili bitmedi. Ama Allah'ın izniyle Balık sıralkının desteğiyle bu yolda şimdiye kadar çok ciddi yola mesafe aldık. Halen de devam ediyor çalışmalarımız. Yaz-kış devam ediyor. Şimdi bizler bu kadar baskı altında olmasaydık gerçekten çok büyük daha işler, enerjimizi bu bize boşa harcatmasalardı balık eseri çok büyük eserler yapabilirdik. Ama yine de geçmiş dönemdeki, bizden dön önceki dönemde, yapılanlarla kıyaslanamayacak kadar kat ve kat fazla hizmet ürettik. Bakın biraz önce yeşil alanlardan bahsettik. Spor alanlarından bahsettik. Belediye spor tesislerinden bahsetmedik daha. Hem sunni çim saha hem e, sentetik ve doğal tabii çim saha yaptık. Balıkesir Belediyesi takımları hem e, sunni sahada hem de doğal çim sahada ma maçlarına hazırlanıyor. Balık sporumuza da açtık kapılarımız. Herkese açığız. Yani e, başkalarının hizmet diye hani bir tavuk küçücük bir yumurta meydana e, doğurulmuş da yumurtlarmış da çok bağırılmış fil evet. kocaman bir yavru meydana getirir hiç ses çıkmaz. Onun gibi başkalarının küçücük hizmette yaptıkları o reklamın yanında biz mütevazi bir şekilde bu kadar büyük eserler meydana getirirken o hizmet yolunda gerçekten anlatılamayacak kadar engellerle de karşı karşıya kalıyoruz. İşte her ay eğitimde fırsat eşitliği adına belediye dershanemizde dereceye giren öğrencilerimize küçük altın hediye ediyorum. Orada rekabeti artırdı. Öğrencilerimiz arasındaki çalışma şevkini, aşkını ve yapılan en son veli toplantısında da özel okullarda dahi katılmayacak seviyede veli topla, veliler toplantıya katıldı. Biz yaptığımız işi yapmış olmak için değil, gerçekten Allah rızası için, hakkın yerini bulması için, bu millete derman olması için, derdine çare olması için yapıyoruz. Belediye dershanemiz böyle hizmet veriyor. Öte yandan yine ücretsiz üniversite öğrencilerine sabahları çorba ve kahvaltı devam ediyor. Üniversite hattına dört tane yepyeni sıfır araç koyduk. İki tane daha yeni sıfır araç alıyoruz. Çünkü gençler bizim her şeyimiz. Yine bu sabah çorbası ikram edilen yerde... ...öğrencilerimizin kirli çamaşırı, elbisesi neyi varsa onları yıkıyoruz. Kurutuyoruz, ütülüyoruz. Paketlenmiş şekilde veriyoruz bedavaya. Kardeşlerimiz bizlere ailelerinin emaneti. Bu kadar da sosyal belediyecilik anlamında hizmetler üretiyoruz. İşte... Bayağı da toplanıp bizim geçici hayvan barınağında değerlendirilmesi gibi. Ee, Türkiye'de birçok projemizle örnek olduk. Ama maalesef halkımız bizi bu kadar desteklerken bir takım güç odakları, e, Balıkesir'de devletin gücünü kendi gücü gibi kullanan bazı siyasilerin organizasyonlarıyla bizim üzerimizde her türlü operasyon yapılıyor. Her türlü saldırı yapılıyor. Her türlü karalama yapılıyor. Ama o engellerin hepsini aşıyoruz. Aşacağız da. Çünkü biz Allah'a inanıyoruz. Allah'tan inan, Allah'a inanan kuldan korkmaz. Balıkesir'e hizmet etmenin şereflerin en büyüğü olduğunu inanıyoruz. Bu yolda da hizmetlerimize devam edeceğiz. Şimdi hafta sonunda buraya başbakanımız geldi. Evet. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Bakanlar kaç tane bakan geldiyse bütün programlarımı ona göre dizayn edip bakanları karşılamaya gittim. Başbakanı karşılamaya da gittim. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı. Ben de Balıkesir halkının seçtiği bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla benim asli görevlerimin arasında, bizim insani en büyük özelliklerimizden özelliklerimizin başında geliyor zaten bu. Yine valiliğimizin tertiplediği sabah kahvaltısına gittim. Yani biz Balıkesir'e gelen iktidar partisinin temsilcileri kim olursa olsun ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Niye? Milletin iradesine saygımız var. Ben hangi partiden olursam olayım. Millet AK Parti'yi iktidar yapmış. Recep, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da başbakan yapmış. Öyleyse bu ülkenin başbakanıdır. Ülkenin hükümetidir. Biz böyle diyoruz. Ama AK Partililer bir avucak partili daha doğrusu hala bizi ve bu Balıkesir halkının iradesinin ne olduğunun farkında değiller. Balıkesir halkının iradesine saygısızlık duyuyorlar. Gizli sahte isimlerle, sahte adreslerle durmadan şikayetler ederek özellikle vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum o dilekçelerin bir kişiyle değil ancak bir komisyon tarafından hazırlanıp yazılması gerekir. İçerisinde hukukçusunun, teknik elemanının, mali müşavirinin herkesin bulunduğu. Ondan sonra e, bunlar malum rutin işte denetlemeler. E, bu her yerde oluyor. 9 dokuz defa, dokuzuncu defa bir dosya açılır mı? Daha önce başsavcılıklar kapatmış, mahkemeler kapatmış. Başsavcılık komisyon kurmuş bilirkişi komisyonu, bilirkişi heyeti. içerisinde hukukçu var, içerisinde mimar var, içerisinde mali müşavir var. Bunlar bu ihaleyi incelemişler her yönüyle. Ve bu ihalede yolsuzluk olmadığına karar vermişler. Yasalara uygun olduğuna karar vermişler. Bu ne periz, bu ne lahana turş. Sahte isimlerle şikayet eden kendinizsiniz. Şahitli olan da yine kendinizsiniz. Ama bunlar bizi yıldırmayacak. Bu Balıkesir halkının iradesine yapılan saygısızlık arttıkça Balıkesir halkının bize olan desteği artıyor. Son yaptığımız ankette bunları görüyoruz. Özellikle Balıkesir halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sonsuz. Bize olan güvenleri tam. Yüzde on bile değil bize güvenmeyenler. Yüzde on. Bu parayla satın alınacak bir şey değil. Allah'ımıza şükürler olsun ki Balıkesir halkı emaneti teslim ettiği kişiye ve ekibine bu kadar açık ve net güveniyor siz ne kadar saldırırsanız saldırın Balıkesir halkının inancı tam bize. Bizleri de bu yaptıklarınız asla yıldıramayacak. Abdestimizden şüphemiz yok. Yürüdüğümüz yollardan zerre kadar endişemiz yok. Biz hak yolunda yürüyoruz. Hizmet yolunda yürüyoruz. Zerre kadar da korkmuyoruz. Her türlü biz entikaya saldırıya karşı hazırız. Hazırlıklıyız. Ailemiz de hazır. Çocuklarımız da hazır. Canımızı veririz kanımızı aktırız ama asla inandığımız yoldan dönmeyiz. Kimse bizi yıldıramaz. İtibarsızlaştırma. Halkın nezdinde İsmail Ok ve ekibini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama anket sonuçları burada işte. Halkın yüzde doksanı bize itimat ediyor. Bu parayla pulla alınacak bir şey değil. Makamla mevkiyle olacak bir şey değil. Şan şöhretle olacak bir şey değil. İşte yapmış olduğumuz ankette halkın yüzde doksanı bize güveniyor. AK Parti'ye oy verenlerin 4 kişiden bir tanesi yani %25'i bize oy vereceğini söylüyor. Bu ne büyük şeref. Sağından, solundan, dindarından, Alevisinden, Sunnisinden, 7'den 70'e, zengininden, fakirinden, kadınından, erkeğinden, herkesten destek alıyoruz. İşte bu da üzerimizdeki saldırıları artırıyor. Bu başarılar üzerimizde oynanan oyunların her geçen gün büyüdüğünü gösteriyor bize. Ama zerre kadar bu hizmet yolundan dönüş yok. Özellikle bir şeye değinmek istiyorum çok kısa bir şekilde. Evet. Benim herkesin partisine, herkesin inancına, herkesin mezhebine saygım sonsuz. Ben milliyetçiyim. Arkadaş. Ben Türk milliyetçisiyim ama ırkçı değilim. Vatanımı, milletimi seviyorum. Canımı, kanımı feda edecek kadar çok seviyorum. Ama asla ırkçı değilim. Türkiye'de birileri ırkçılık yapıyor yalnız. Azınlık ırkçılığı yapılıyor. PKK'ya teslim olmuş. PKK bugün Türk ırkçılığı, azınlık ırkçılığı yapıyor. Hükümet de bunun kayığına binmiş, teslim olmuş. Sözde barış adı altında bebek katilleriyle pazarlık yapılıyor şehitlerimizin, Mehmetciğimizin, askerimizin, kadınımızın, yaşlısının, gençsinin, bebeğin, 3 aylık bebeği katledenlerle masaya oturuyor. Barış deniyor. Ya barış iki devlet arasında olur. Müzakere deniyor. Müzakere iki devlet arasında olur. Bakın sözde elçi olarak gönderilen milletvekilleri İmralı'dan çıktıktan sonra ne dedi? Devletin elinde tutsaklar var. Onların söylemiyle söylüyorum tırnak içinde. PKK'nin elinde de tutsaklar var. Ne demek tutsak? Ne demek tutsak? Başbakan diyor ki devletin elinde mahkum olur. Öyleyse bunlarla niye pazarla oturuyorsun? Burası Kuvayi Milliye Şehri. Bu şehirlerimiz sayesinde bu topraklar vatan oldu. Bayrak ay yıldızı rengini aldı. Bu kırmızı rengi aldı şehit kanıyla dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir dönemde bize örnek gösterilen ülkelerde dahil olmak üzere eli kanlı bölücü terör örgütleriyle pazarlık olmamıştır. Yılanla yatağa girilmez. Yılanın başı ezilir. Ama bugün maalesef hükümetimiz PKK'ya teslim olmuş durumda ve adını da tutturmuşlar bir barış. Türk milletini özellikle şehitlerimizi ve gazilerimizi son derece rencide etmekteler. Bunun bu süreç böyle devam ederse bu hükümet son derece tehlikeli bir oyunla oynuyor. İşte DHKPC de eylem yapıyor. Geçenlerde Amerikan Büyükelçiliği'ne intihar bombası saldırsa. DHKPC neden pazarla oturacaksın? Onlara ne vereceksin? Yani sen Türk milletine eline silah al daha mı çık diyorsun? Bunlar yanlış şeyler. Göreceksiniz nasıl ha burada daha önceki süreçlerde ne rezaletler yaşandıysa bu sürecin sonu da olacak. İşte Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan İm Apo ile yapılan görüşmelerdeki o tutanaklar, zabıtlar. Resmen Abdullah Öcalan koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni esir almış. Kim bu? Psikopat, bebek katili. Amerika, Avrupa kendi içerisinde kendisine zarar veren terör örgütlerine gelince onları devlet tanımıyor, sınır tanımıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun öldürüyor, katlediyor. Ama bize gelince hayır masaya oturun, pazarlık yapın. Bu süreç Balıkesir halkını da derinden rencide etmekte, derinden yaralamakta. Dolayısıyla hükümetin aklını başına almasını, Aksi takdirde Balıkesir halkı başta olmak üzere Türk milleti sandıkta demokratik yollardan, <laughs> hukuki yollardan bunun hesabını soracaktır. Evet. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ben bu politikalara hiçbir noktasına katılmayı bırakın bütün hücrelerimle karşı durmama rağmen ülkemin başbakanı gelmiş buraya diye ben onu karşılamaya gittim. Elini sıktım. Yapılması gereken de bu olduğunu inanıyorum balık halkının temsilcisi olarak yarın gelsin yarın yine giderim. Ama AKP'liler 4 yıl doldu. AKP'liler derken AKP'ye oy verenleri kastetmiyorum. Balık halkı onlar gibi düşünmüyor. Bir avuç AKP'li yöneticiyi diyorum. Biraz önceki anlattığım örneklerdeki tipleri diyorum. Halktan kopuk. Biz ne dersek o olur. Köylü çocuğundan belediye başkanı mı olur? Eğitimciden belediye başkanı mı olur diye küçümsediler. Halkın dualarıyla halktan aldığımız destekle bu eserleri ortaya çıkardık. Bu hizmetleri üretiyoruz. Daha yaptıklarımızdan ne kadar asfalt, ne kadar kilit parkı bunlardan bahsetmek daha birçok bahsetsek program sığmaz. Yaptığımız hizmetler var. Şimdi sen bu yönetimi bu halkın temsilcisini yok kabul edeceksin. Her türlü gayri ahlaki yöntemi kullanacaksın. Şikayet eden sahte isimle kendin, şahidi kendin. Hem de daha önce başsavcılığın kapattığı dosyayı yeniden çeşitli yöntemlerle açılmasını sağlayacaksın ve şahit olacaksın. Sen kimsin? Ya? Kimsin sen? Devlet orada mimarını, avukatını, mali müşavirini 3 kişilik heyet kurarak bir komisyon karar hazırlamış. Senin ne özelliğin var? Bütün bu operasyonların önünde ve başında siyasi yer var. Bunun içerisinde basından bir iki kişi var siyasi kanadı var. Ama Balıkesir Halkı bütün bu oyunları, tezgahları görüyor, biliyor. Bizler de asla yılmayacağız. Peki, programın sonuna geldik. Balıkesir Spor'a <laughs> mutlaka giriyoruz dedik. Balıkesir Spor'a da biraz eee Balıkesir Spor'dan da bahsedelim ve programı bitirelim. Zamanımız iyice azaldı herhalde. Tabii tabii. Evet, 3-5 dakikamız e, var. E, bu hafta evet. sonunda Balıkesir Spor önemli bir deplasmana daha çıkıyor. <laughs> e, ligin evet. kuvvetli takımlarından, iddialı takımlarından Kızılçam'a. İnşallah Balıkesir Sporumuz Kızılcahamam'dan da 3 puanla dönecek diye inanıyorum. Ee, Balık Spor'a destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gerek basınımıza, gerek taraftarımıza. Sporla hiç ilgisi olmadığı halde Balık Spor, Balık adını temsil ediyor diyen 7'den 70'e herkese teşekkür ediyorum. Fakat havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Artık Balık Spor'un geçen yıl olduğu gibi tribünlerinin tamamının dolduğu ve tabiri caizse kapalı gişenin olduğu e, sahamızda Balıkesir taraftarıyla kucaklaşacağı günleri bekliyoruz. Kızılca Hamam deplasmanından sonraki maçta bütün Balıkesir spor taraftarlarını kırmızı beyaz tişörtlerini giyerek havalar ısınıyor artık. Full bekliyoruz diyorsunuz. evet <laughs> bekliyoruz. Öte yandan <laughs> Bu yapılan operasyonlar balık sporu olan desteği de maalesef azaltmıştır. Ekonomik desteği özellikle. Hmm. Ee, ben bütün bunlara rağmen destek veren balık esirimizdeki iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ve desteklerin devamını bekliyorum. Ee, yalnız daha önce de söylediğim gibi geçen yılda söylüyordum. Balık esirde büyük markalar var ama balık sporu kuruşları yok. Bunlar da e, bizleri gerçekten üzüyor. Bunları balık sıralkı da biliyor ama canları sağ olsun ne diyelim demek ki onlar e, balık sırlı olmayı balık değerlerinden uzak durmakta görüyorlar e, ama halk bunları tasvip etmiyor. E, ben e, balık sporum bu sene mutlaka Allah'ın izniyle bankasaya çıkacağına inanıyorum. E, balık spor gerçekten sahada iyi mücadele eden bütün arkadaşların görev yap, e, görevini tam eksik şekilde yapmaya çalıştığı. Gol yollarında biraz sıkıntı var ama o da açılacaktır. Başta teknik eğitimimiz olmak üzere fedakarca çalışan yönetimimizi ve e, Tuna Başkanı gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyor. Balık, süreci, balık spor dolayısıyla e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Balık spora her kim destek verirse versin hepsinden Allah razı olsun diyorum. Peki çok teşekkürler. Ee, üç bölümlük programımızın sonuna geldik. Ee, size çalışmalarınızda e, kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler böylelikle bugünkü Balıkesir'in meydanı programında da sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın.